yaşayan yaşlı ve huysuz bir adam bir gün ölüm döşeğine düşer. Ortanca oğlunu yanına çağırır. Oğlundan gidip diğer kardeşlerini bulup getirmesini ister. Oğlu kardeşlerinin nerede olduğunu bilmediğini söyler. Bu cevaba babanın tepkisi her zamanki gibidir. Ben senin babanım, baban! Kenan çaresiz kardeşlerini aramaya gider. Bu esnada ise dört kardeşin en büyüğü Cemil, ayrıldığı karısını ve karısıyla yaşayan dünyalar güzeli kızını düşünmektedir. Cemil'in bir numara küçüğü Fikirtepe çocuğu Ramazan ise borç alıp kumarda kaybettiği paraların hesabını vermekle meşguldür. Ve kardeşlerin en küçüğü Ender. Meşhur olma hayaliyle yanıp tutuşan bu genç, ikinci sınıf barlarda sanatını icra etmektedir. Birçoğumuz hayatındaki güzellikleri kaybettiğinde dünyanın sonunun geldiğini düşünür. Ama inanın kimse ölmek istemez hayatta. Yaşamak her zaman daha ağır basar. Ve aptallık yapan aptaldır derler. Sanırım bazen hepimiz aptalca şeyler yapıyoruz. Mesela meşhur olmak gibi. Kim meşhur olmak ve magazin programlarında afiş olmak ister ki? Kovalım. Seni bir daha gözüm görmesin. Abi, yani... Ben de ayrılıyorum senden. Benim kaybedenlerle işim olmaz, salak. Kimin umurunda? Baksanıza, Kenan kardeşlerini bulmuş. Hadi bakalım, buyurun cenaze namazına. Koca öküz ölüyor çocuklar. Ben de çok yanlışlar yaptım çocuklar. Ananızı kahrından öldürdüm. Ama hiç pişman değilim. Bugün gene dünyaya gelsem, gene karnına parayı yedim, gene kumar oynadım. İçkinde dibine vurdum anasını satayım. Ya ne anlatıyor bu adam ya? Ander senden masallar lan bu. Biz bunun için mi geldik buraya kardeşim? Lafımı kesme eşek sopası. Adam bir şey anlatıyor, dinleyin. Sır! Konfüçyüs gibi. Evet babacığım. Şimdilik beni iyi dinleyin. Amerikalılar geldi yıllar önce bizim köye. Babamın tağlasında büyük denen şeyin önünde doğdular. Kazma anam, güvekli anam kazdılar. Çil çil altınlığa çıkardılar. Sonra ne oldu bilinmez. Yer gök inmedi. Birilerini vurdular, silahlar patladı. Biri kaçtı. Çok korktum. Köylüler durumu anlamasın diye o höyün üstü kapı attım. Üstüne ev yaptım. Kapısını da kilitleyip İstanbul'a geldim. Baba, merak ettiğim bir şey var. Madem o altınlar oradaydı, sen niye gidip çıkarmadın? Sığının önünde gideni. Yerin üstündekiler bana yetti, attı bile. Amerikalı bunlar. Azıcık altın için onca yolu masraf edip gelmez bunlar. Ben biliyorum, orada altın var. Yıllardır rüyalarıma girip duru. Şimdi sizden tek isteğim, göğe gidin. Ağrı kızım. Hem benim için, hem sizin için. Birlik olun gari. Siz kardeşsiniz. Al. Bu da evin anahtarı. Sizin için hiçbir şey yapamadım. Ölüm döşeğinde yapayım gari. Çıkarın altınları. Hayatınızı kurtarın. Bir de sizden son dileğim. Beni o göğe gömün. Eşe ben. Baba.
baba. İşimiz var Allah'ın köyünde. Hem ölüm döşeğindeki adamlar aklı bari olmazlar. Hadi lan. Doğru konuş. Gerizekalı. Nereden biliyorsun? Kaç kere öldün kaporta? Nereden biliyorsun öyle olduklarını? Tahminimce diyecektim ya. Tamam lan sus. Siz bilirsiniz abicim. Gelmezseniz gelmeyin tamam mı? Ben gideceğim. Hem Amerikalılar oraya boşuna gelmemişlerdir. Babamın da vasiyeti var. Beni köyüme gömün dedi tamam mı? Hadi kardeşim hayırlı yolculuk. Ramo bir dur. Bu saatten sonra bizim kaybedecek bir şeyimiz var mı? Ha? Senin var mı? Yok ben götü kaybettim. Senin var mı oğlum? Yok abi. Ya senin? Yok abi. Benim de yok. Ulan babamıza vereceğimiz 3 günlük bir saygımız yoksa yaşamayalım daha iyi be. Ha? Ne biçim evlatlarız lan biz? Ya aslında şu altın işinin aslını öğrensek var ya. Alayımız götü kurtarırız şerefsizim ha. Şerefsizsin zaten. Hayır sen şerefsizim de. Yani toplu olaraktan kurtarırız. Ya Ramo. Bir sus Allah'ını seversen ya. Bir sus ya. Abi, öğrenmenin bir yolu var. Neymiş o? Hocanın birine gideceğiz. Nerede oğlum bu hoca? Hoca böyle titremeden önce bir haber verseydin diyorum ya. Aklımızı aldın şerefsizim. Hoş geldiniz Ademoğulları. Hoş bulduk hoca bey. Efendim kusura bakmayın çayımız kahvemiz yok. Biliyorsunuz bu iş konsantre işi. Bir yerimden kalkarsam her şey dağılır gider. Toparlaması da zor oluyor biliyor musun? Müessesemiz adına hepinizden özür diliyorum canlarım. Efendim gençler sıkıntınız nedir? Anlatın yavrum. Hocam, üzerinize afiyet. Ben de son günlerde biraz hazımsızlık problemi var. Gayet belli oluyor. Evet. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan? Biz buraya bunları konuşmaya mı geldik? İri! Evet doğru. Şimdi hocam, bizim köydeki evin ahırının altında altın var tamam mı? Allah ne? Altın mı altın yok, şerefsizim yok, Kur'an ekmek çarpsın yok, Allah bir Kur'an kutup musaf çarpsın yok ya. Ya abicim altı üstü zaten bir ev. Duydum altını. Bu mevzuya biz girelim aksi takdirde ben bu herife gireceğim şimdi ha. Şimdi ben sizi çok iyi anladım. Ama isterseniz bu seansı bir ücretsiz alayım ben peşin olarak. Ücret mi? Ücret diyor lan. Ne kadar ki ücret? 10 tane George Washington. Sembolik bir şey. Maksat iş yürüsün. Washington'dan ha? Ya Amerikan dolarının üstündeki resim var ya $10 istiyor 10 tane. Ha. Kaç para yapıyor? $100 abi. Oğlum Türk parasıyla kaç para yapıyor? Abi ben ne bileyim şimdi tahta kale kurunumu kullanacak Merkez Bankası'nı mı? Oğlum kıracağım şimdi kafanda bir tane tahta senin ha. Kaç 150, para 150, 150 ya. 150 mi? He. Boşaltın cepleri. Neyi boşalt? Ne var? Ne diyeceğim ya? Hadi. Allah Allah. Ha. Abi onu versin. Hadi ver. İri ver. Al şunu ver. Hoca. Elimizdeki avucumuzdaki bu. 70.000 gayme. Üstünde 4 tane Mustafa Kemal Atatürk var. Hem daha yakışıklı hem daha değerli. Hı hı. Vay. Evet tamam. Olsun. Yani kurtarmaz ama maksat sizin işiniz yürüsün biliyor musunuz? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin ey Türk gençliği. Sizin köyün, evin, ağırın altında altın var. Demedim mi ben size? Hocam peki bilmediğimiz bir şeyi söyleyecek misiniz bize? Ne gibi? Mesela evin altında ne kadar altın var, kaç zamandır orada gömülü, mesela ne kadar büyüklükte, kaç kilo, ederi ne kadar, anlatabildim mi? Ben onları bilemem, onu Allah bilir yavrum. Tövbe estağfurullah, hoca, bize senin bildiğin lazım. Eğer bu işi Allah biliyorsa verdiğimiz bangırları geri alayım ben. Bir dakika geldiler işte, buyurun gel. Bir müsaade edin geçsin de. Bir açın şöyle Allah aşkına. Eskisi şu tarafa gel. Sen git. Ne oluyor? Gel.
Eyvah! 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 Ne oldu hocam? Durum çok vahim. Yapma ya! Oh. Söyle hocam, gerçekleri saklama bizden ya. Sizin altın 100 yıldır toprağın altındaymış. Ne olmuş? Bozulmuş mu? Yok. Üç harflilerin emrine girmişler. Üç harfliler bunları benimsemiş, sahiplenmiş altınlar üç harfliler. Ya hocam ne yapacak cinler altını? Alıp da Amerika'da Las Vegas'ta kumar masasına mı oturacak? Hayret bir şey ya. Sus Fani, sus. Cin deme. Üç harfliler de. Üç harfliler isterse altın o, vallahi karşında ister bir can o. Ne? Abi burada hasittir desem yeridir ya. Ya hocam lafı geveleyip durma. Sen bu altınları cinleri elinden kurtarabilir misin? Kurtaramaz mısın? Ne diyorsun sen? Altını değil, altını bile alırım. Ben demedim mi? Ne kadar fedakar bir insan. Üstüne de hazinenin %50'sini alırım. Oha! Hoca! Sen kafana levye yedin mi? O zaman %25 olsun. Çok mu? Bende de çok o zaman. Kötünüz yiyorsa gidin tek başınıza sızalım ağırını koruyayım size. Hoca bak. Benim bazen küçük vesveseli zamanlarım olur. Oluyor. Bak, ben böylesine vesveseli zamanlarda hafiften kendimi kaybedebiliyorum. Tamam, benim hizmetim bedeli budur arkadaş. Ne yapayım Allah Allah. Merak etme hoca efendi. Sen hizmetini son kuruşuna kadar alacaksın. Çocuklar, ben hocadan biraz indirim isteyip geleceğim şimdi. Yok, dur. Ama yok. Ama yok. Ne ama? Ya anlamıyor musun kardeşim? Orada bir dünya altın gömülü diyoruz. Bu altındaki cinlerden de sadece sen bizi kurtarabilirsin. Uyansana ya. Tamam. Müşteri her zaman haklıdır. Ama %100 alırım kardeşim. Son kararım bu. Ona göre toplanın, kararımızı verin bana. Rama. Bu herif altını ortak oluyor göz göre göre. Şimdi kısa bir toplantı yapalım. Böyle karşılıklı münazara biçiminde, tamam mı? Hocam 5 saniye sonra yanınıza dönüyoruz. Okey? Gayet tabii, toplanın kardeşim ya. Kalkın. Gel lan. Ne var ne? Toplantı istiyorlar, tamam. Bir sus. Mecburen anlaşacağız. Tamam. Gir. Tamam hoca, anlaştık. %10. %20. %10 hoca. %15. 10. %12.5. Hoca gömerim. Tamam, ben de %10 diyorum sabahtan beri ya. Tamam, küfür yok. Yalnız küfür yok. Abi ne yapıyorsun? Bu çıkmıyor sonra ya. Ulan! Nasıl abi ya? Yoksa bacası kasayı uçakta. Ya garip, arkadaşım sen bu sazın dursuzluğunu mu kurivereceksin? Çalır esene bir yol. Çalmayacağım ben, havamda değilim. Ana, ne diyor lan bu? Havasında değilmiş. La garip, benim arabada pompa ver. Ha? Sana hava basayım mı? Sağa takarık böyle, bir ileri bir geri. Sibobu gevşemiş lan bunu. Yeter be arkadaşı. Bu kadar da gelinmez ki insanın üstüne. Gidiyorum ben. Atın lan atın. Ne bozuyorsun hemen kar gibi? Anlamıyorsunuz kardeşim sanattan. Beni hiç anlamıyorsunuz. Ha. Depreşik olmuş lan bu. Yok yok. Mahalle baskısı var bence. Şak lan mahalle baskısı var. Bunlar ki ben böyle... Bu ne kardeşim ya? Ben dedim bu araba bizi yolda bırakır dedim. Selamun aleyküm ağalar, afiyet olsun. Aleyküm selam. Buyurun. Galaba olsun. Neyi var abi? Radyatörde su kalmamış. Orada musluk var abi, oradan bir şeyle dolduralım, aktaralım. Kusura bakmayın, radyatörde su kalmamış. Suyu dolduracak bir şey verebilir misiniz bize? Su içmek için mi? Yok, bakmak için.
vitrine koyacağız, arada bir önünde dizileceğiz, böyle mal gibi ona bakacağız, tamam, oldu mu? Tamam, tamam. Yok dayı, radyatörde su bitmiş de, su için kap lazım. İsmail, ha bakalım götü. Hadi, şunu götü ver lan. Ne bak? Ya oğlum götü versene. İsmail getirsene yavrum, amcalar ver diyor, bak dediler getir yavrum. Götü ver lan. Eyvallah, Allah razı olsun. Ne oluyor lan? Sağ ol. Oğlum versene lan. Ne yapıyorsun ya, çıldırtmadın mı? Versene şu suyu. Herkes çıldırıyor zaten ha. Beni kurtaracak kim var ha? Ha? Bir gözlerime bak sen. Ne olduğunu anlayacaksın. Yani. Çıldık ben anne be. Çıldık ben. Çıldık ben. Canısın sürpriz. Şey. Lan Rahman, Allah Rahman. Belamı versin, öldürürüm. Rahman. Fikirtepe çocuğum lan ben. Oğlum. Sökerim lan ciğerini. Oğlum deli ha, bulaşma ona. Tamam bey. Tamam bey, tamam bey. Tamam bey. Batırıp tostlar. Tamam, yanlış yere çekmeyin. Deli o, deli. Ha, o deli anasını satayım. Alayınız akıllısınız öyle mi? He. Al bakalım kardeş. Ver şunu, ver. Yolculuk neresi hariç? Şu Hasanköy'üne gidiyoruz. Ha, geldiniz sayılır ha. Az ileride. Biz de o köydeniz. Ben köyün dolmuşunun şoförüyüm. Cet Hüseyin derler beni. Eyvallah. Ne derler, ne derler? Cet Hüseyin derler. Bir saatte Antalya'ya inmiş adamım ben. Bravo, bravo. Hayırdır o taput falan? Merasim falan mı var? Rafting yapacağız. Rafting? He. Ha. Yapıyoruz biz her gün. Bütün köy. Değil mi? Neyse, teşekkürler. Biz işimizi halledelim, size tekrar geri veririz. Ya dayı, oradan bir küçük yolluk bana da koyun da öyle takılayım çıtırdan, ne olur. Gel arkadaş, gel. Ne oldu, senin de mi canın çekti? Gel kardeş, gel. Gel. Ha bakayım. Lan kardeşim, adam ne çizofren bir şey çıktı ya. Al, iyi bakayım. Ağzıma soksaydın dengesiz. Lan, ben bir de amca biliyor musun? Fikirtepe çocuğuyum. Adamın yüzünü çarşafa seviririm. Kafayı bir koyarım, parça pincik olursun yani. Ufak bir şeyler şey yapayım. Münafıklık etme. Yürü. Yürü git. Sen ona uyma. Yavru keklik gibi kaynağı eğleni, mis kokulu yağlanan yağlanı, sabah akşam türlü yazma bağlanı, hep geçer yeşil başın sevgi. Şimdi yapmakı bana vermeyeceğine kimi vereceksin? Zibidiler. Şu andan itibaren hiçbir şey çaktırmayın, tamam mı? Buraya defin için geldik. Define için gelmedik. Herkes rolünü ona göre oynasın. Resmen kamufle olacağız. Bu kalemun gibi mi abi? Aferin, böyle devam et, çok iyisin. Aferin. Anlamadım. Lan geri zekalı. Soran olursa cenazeye geldik diyeceksin. Başka da bir şey demeyeceksin. Konuyu da öyle kapatacaksın, tamam? Hangi konuyu abi? Lan sus! Geri zekalı. Sen ağzını açma sakın. Hadi inin beyler. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Merhaba abi. Merhaba. Sağ ol. Sağ. Gençler, nereden gelip nereye gidersiniz? Bu araba ne? Bu tabut ne? Ulan Nurhan'a bak, amma çok soru sordu bir insan. Talisenin binde bir hızıyla bu soruyu nasıl soruyor ya? Tamam. Dayı, uzun yoldan geldik. Bir soğuklanalım hele ha? Durmuş. Hadi bir de çay ver bakalım. Veram gari. Hadi. İçeriz. İçeriz gençler. Gençler. Neden gelip nereye gidersiniz? Bu araba ne? Bu tabut ne? Allah. Android mi nedir? Arıza çıktı bunlar. Dayı, biz aslında bu köydeniz. Öyle mi? Kimlerdensiniz? Tayirlerdiniz biz.
Tahir bilir misiniz İstanbul'a giden Tahir? Ha bilirim bildim tabii. Bilirim. İşte ben Tahir emmenin büyük oğlu Cemil. Ben de ortanca oğlu Ramazan. Memnun oldum emme hadisinden. Ben de Kenan amca. Ben de en küçükleri Ender. Bu? Efendim bu da saygıdeğer hocamız. Ama bizden değil. Biz de geldi. Çok şükür. Ben de bu köyün muhtarıyım. Adım Hüseyin. Eyvallah Hüseyin amca. Eyvallah. Oh maşallah Tahir iyi çalışmış değil mi ağalar? İyi çalışmış. İşte Geklik kadı çaylar da geliverdi. Hadi köyünüzün çayını içiverin bakayım hadi. Söyleyin bakayım gençler. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Bu araba ne? Bu tabut ne? Nerede Tahir? Ne yapıyor? Tamam anladım. Alzheimer. Anladım. Dayıcım, babamız sizlere ölmüş. İşte buraya gelmemizin asıl sebebi de o muhterem bey. Şunu sağ olsun. Sağ olun, dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ramo biraz kıs, Ramo biraz kıs Ramo. İçim yanıyor gerçekten ondan bir anda böyle bir patlıyorum. Sırası gelen gidiveriyor işte. Muhterem mi? Babamızın bizden bir vasiyeti vardı. Bizi bir araya topladı. Dedi ki çocuklar sizden tek bir şey istiyorum. Eğer ben ölürsem beni köyüme gömün dedi. Beni köyümün yağmurlarından yıkasınlar Ramo. Aferin gençler aferin. Bak atanıza sahip çıkmak budur işte aferin. Evet. İşte bizim de buraya gelmemizin asıl sebebi bu muhterem mi? Bu. Bir el atıverin de babamızı buraya defnedelim. Yıkadınız mı Mevta'yı? Parpak ettim efendim. Çene bağını, pamuğu falan her şeyi taktım yerinde. Biz de namazını kılak bari. Hiç zahmet etmeyin biz ailece kıldık. Evet. Bunlar her şeyi yapmışlar muhterem mi? Bari biz de gömüverek gari. Hadi ağalar bir el atıverin gari geç hadi. Hadi gömelim. Gari. Gömelim Tahir'i hadi. Gari. Attım ayı. Hadi bakalım tutun. Yavaş. Hadi bakalım. Buraya değil ya, buraya değil. Bura. Hadi Allah siz de gelin hadi. Rahmetli en çok buna düşkündü. Selam gari Yılmaz. Kim bunda Mutlu emmi? Beni bak Yılmaz. Ben sana Emine'den uzak duracaksın demedim mi? Bir daha seni Emine'nin yanında görürsem Allah yarattı demem domuz kurşunuyla vururum ha. Çekil. Hele bir oturuver gari. Yılmaz oğlum ateşle oynuyorsun gari. Ben o ateşe su olurum su. Hiç merak etmeyin siz. Olur. Abi burası mı ya? Burası. Ulan ev de bayağı eskiymiş ha. Başımıza yıkılmasa bari değil mi? Bu evde bir uğursuzluk seziyorum. Ya hocam bir dur daha yeni geldik bismillah ya. Cinler mi var yoksa? Üç harfler diyeceksin. Zındık üç harfler. Bir iki üç. Üç harfler mi var yoksa? Yok. Başka bir negatiflik alıyorum bu evden. Senin de alıcılığın bayağı kuvvetliymiş hocam ha. Alıcı, gel alıcı.
Bismillah çektin mi be abi? Ramo. Bismillahirrahmanirrahim. Açıldı. Hocam neredesin ya? Korkmayın. En arkanızdayım. Korkmayın. Sessizliği var. Lan bir kere de ağzından güzel bir laf çıksın be papaz. Bu ev yıllardır kullanılmıyor ha. Şuraya bak ya, etrafı bok götürüyor. Birkaç gün buradayız beyler. Hadi bakalım. Kolları sıvayın, temizlik yapıyoruz. Ramo sen de. Ender ben seni bakacağız aslanım. Bayağı acıkmışız be. Ha. Abi şu ağzını bir kapatsana ya. İğrençsin ya. Her şey görünüyor. Sana oğlum manyak mısın lan ya? Hocam sen bir şey yemiyor musun? Ne yapıyorsun sen kafir? Ne bağırıyorsun? Ne yaptık ya bu da arıza mı ne? Kardeşim ben trans halindeyken bana dokunmayın diye kaç kere söyledim size? Kaç kere söyledim ya? Ne kaç kere söyledim? İlk kez söyledin hoca. Tamam şimdi söylemiş oluyorum tamam mı? Hoca. Sen böyle devamlı cazırdayacaksan eğer bizim seninle işimiz var ha. Ya kardeşim beni anlamıyorsunuz. Metafizik karışıktır. Anlaşılmazdır tabii ki ya. Nizik ne? Metafizik. Ha! Şeyi diyor ya. Matrix yok mu? Hani kurşun falan atıyor lavuk böyle falan sıyrılıyor. O dalga dümenden bahsediyor. Hocam acaba diyorum sen... Bu çatalı böyle gözünle eğri bir yapabiliyor musun? O ne ki be? Onu dürerim, senin açık yerlerini kapatırım. İster misin yapayım mı? Hadi yatalım ya. Yatma matma yok, uyku yok. Nöbet tutacağız. Özellikle de ikiniz. He? Su kaçırdın ama hoca. Ya ne nöbeti? Kim gelecek? Ya yakındalar hissediyorum. Her an gelebilirler. Her an gelebilirler. Ya bırak hoca Allah'ını seversen ya. Allah! Misafirler! Ne var lan çocuk? Beni muhterem mi gönderdi? Gayreye çağırıyor sizi. Çalışma edecekmiş. Bu muhtar da ha. Çay için kahveye çağırıyor bizi. Gel abi gel otur. Otur gel abi. Bak, bizim muhtarla her türlü aramızı iyi tutmamız lazım. Neden? İlerleyen süreçte muhtarla ikili iletişimimiz çok sık olacak. O açıdan uyandırabildim mi? Doğru söylüyorsun Ramo. Doğru. Lan bana bakın şaşkalozlar. Şu andan itibaren define mefine yok. Yok. Altın hiç yok. Yok. Eğer buraya ne amaçla geldiğimizi bir öğrenirlerse yandığımızın resmidir. Ağzından altının ağasını kaçıran olursa eşek sudan gelinceye kadar döverim. Anlaşıldı mı? Ha. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı lan? Tamam. Duydunuz mu lan? Keller! Sen de Ramo. Yalnız abi ben ilişleyişin farkındayım yani. Tamam söyle muhterem miye birazdan geliyoruz. Tamam söyleyeceğim. Hadi bir an önce sıkkınlanalım da gidelim. Allah olmayanlara da versin. Amin. Peki hocam bunu bükebiliyor musun? Nimette şaka olmaz. Nimette şaka olmaz yavrum ya. Ay ben bayılıyorum bu oğlanı. Bakışlarına bak sen. İnsanın içini eritiyor. Tövbe tövbe. Elin adamına iç geçirip bakacağı ne? Evlensen ya. Evleneceğim merak etme. Geçen karşı köyden istemeye geldiler. Peki de yolları olanı. Daha önceden söyledikleri hep fos çıktı değil mi? Merak etme. Merak etme yok. Hep de iyisini arıyorsun bakıyorum. İyisi sana bakar mı? Bu gidişle evde kalacaksın sen.
Neye de kalacağım? Bir boyaları sürdüm mü Julia Roberts gibi olurum vallahi. Beni bak. O erkekler boya kokusunu böyle aldılar mıydı? Güzeli çekine bakmayalı. Sanki boyayla evlenecekler. Beni bak kız. Ne içeymişin evlenip de? Hem ne demişler? Herif evde yok, keyfin beyde yok. Bak. Benimki de neler biliyor. Sahi mi diyorsun kız? Sahi diyorsun ya. Sen de kız, onu diyorum. Ne bilen canım? Vallahi diyorum kız. Beni bak. O erkekler boyanın kokusunu aldılar ama kalkmayan şeyleri bile kalkıyor. Abu! Esat mı diyorsun kız? Esat diyorum kız. Pek bir düşündün. Ne o? Durmuşun araba çalışmıyor mu yoksa? Çalışmam hiç. Aslan gibi maşallah. Meraktan soruyorum be. Merhaba gençler, merhaba, hoş geldiniz. Ne içersiniz? Vallahi çay içeriz muhtemelen. Çay var mı? Hadi bir çay ver bakalım. Bir an bekleyeceğiniz galiba. Altına su çektim, 15 dakika sonra olacak. Olur, kolpa. Nasılsınız, dinlendiniz mi gençler? Evet, biraz dinleniyoruz muhterem mi? Sağ ol. Sadıçla, siz İstanbul'un neresindensiniz? Sen neresini biliyorsun? Şahsen ben en lüks yerlerini bilirim. Sölme sahiptir, zaman zaman kef yapmaya gelirim de. Muhtar, bu salça kim? Adı üstünde işte salça. Fal da çıktı bari. Ha kef dedim de. Yeni aldım play stadyonuna oynamaya gidem. Ahoo namaz vakti gelmiş. Camiye gidem ben bari. Hemen kaçırma git canın götünde zaten. Eşliyse biraz sevap işlersin. Hocam siz gitmiyor musunuz? Nereye? Camiye. Cami? Namaza. Namaz? Namaz kılmak, namaz. Sen namaz kılmıyor musun hoca? Ha, değilmiş. Tamam. Gidiyor de gel gider. Hayır, hiç kılarken görmedik de o açıdan. Hani. İbadetin gizlisi makbule geçer. Nereden geçer? Kim? Makbule. O kim? Ananı... Gel, şu camiyi göster de bir kılalım bakalım. Hadi Makbule, hadi. Hadi Makbule. Makbule ya. Ne? Ayağını indin demiyor mu ben sana? Kaç kere diyeceğim sana masanın üstüne koyma diye. Öldüreceğim birinizi. Öldüreceğim. Katil olacağım arkadaş ya. Katil. Ne geliyor üstüme? Ne geliyor? Ulan zaten uzaya çıkacağım ben. Alacağım altınları altınızdan. Altınlarla uzaya çıkacağım. Alacağım altınızdan altınlara. Ha? Oradan bakacağım size. Oradan bakacağım gözleriniz size. Bakacağım altınlarla geleceğim. Atlarla geleceğim altınlarla. Altınlarla. Alo. Ha? Herifin dediğini duydunuz mu? Altın dedi. Ha. Ne altını muhterem mi? Aman ne olacak canım dedi İsmail işte. Altınlarla bozmuş kafayı. Böyle her tarafa eşeler durur. Ama muhterem mi? Bazen deli olmak... İyidir be, iyidir. Aynen. İyidir. Bir an önce çok gidelim, hadi. Aferin Tirak, yatma git tezgahın başına. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizler de hoş geliyordunuz ağalar. Hoş bulduk. Tirak, bir çay ver bana. Bana bak lan aşık. Çalışıyor musun yarışmaya ha? 3 günün var ha. Çalışmam mı hiç? Bu yıl da yarışmayı kazanırlar mı de bak ben ne yapıyorum? O sazın sapını götüne sokuveriyorum senin. İşte bütün köylüler de şahit. Ne garip. Hele bir çalıver dedin niye gari? Havamda değilim çalmayacağım böyle. Abo şuna bak kendini star sanıyor gari. Sanırsın Zeki Müren. Bu ne yarışması acaba muhterem mi? Köyler arasında aşıklar yarışması. Köyün aşıkları birbirleriyle atışıyorlar her sene. Her sene oluyor mu bu yarışma? Her sene. Ama biz tam 40 yıldır kaybediyoruz ha. Bak, iyi bak 40 yıldır. Yeniden pehlivan güreşe doymazmış ya işte onun gibi bir şey. Hep bu pezeven gözünden kaybediyoruz. Ağız mı diye bir çay içirmiyorsunuz adama ya.
Hazır mıyım gari? Stresten, stresten. Abi bu sazın sapına sok. Ne yapıyorsun? Sapını sokacaksın dedi ya. Evet. Arkayı sok diyorsun. Yok, tabii. Sapı, sapı. Yok, sus. Ne aran garip? Yarışmaya canım bastı sana. Şimdi ben sana bir basarsam. Basarsın, basarsın. Horoz gibi kubarıp durma oğlum. Senden büyük Allah var. Hey büyük Allah'ım, hey! Baba, baba, baba! Gel lan buraya bakayım! Baba! Ne doğuruyorsun lan böyle sıfa? Ne oldu? Anam inek depti. Neresinden depti? Üzerine. Abo! Ananı mı? Koş durmuş, hadi hemen koş ya. Zorla karısız kalırsın vallahi. Ya, bu kadının da bir sıkımlık canı var. Hemen gece vakti eneği sağmaya kalkıyor. Enekten korkup depmiştir gari. Siz kahveye bir yol mukayyet olun da ben bir gidem gelem, olur mu? Koş lan, koş! Koş! Aman, aman gelsin. Çok güzel oldu. Bak yok, keyifler yerinde. Sağ ol canım, sağ ol, sağ ol. Mıhtar, ihtiyar heyet olarak biz Gani abiydik. İmamımız gelinceye kadar hocamız bize gari namaz kıldırmayacak. Evet, efendim, cemaatçe çok ısrar ettiler. Uygun bir fiyata da anlaştık. Dur. Gel buraya, gel buraya. Bana bak, sen çok kolpacı bir adamsın. Sokacağım ağzına şimdi sümsüyorum. Sağ olun, teşekkürler efendim. Hoca efendi, hoca efendi. Ne gerek vardı canım böyle işlere? Biz buraya bunun için mi geldik? Ha? Ayıp, ayıp. Çaktırma, köylülerin dikkatini başka yere çekiyorum. Ne demişler? Kılavuzu karga olanın burnu... Tamam Ramo, tamam. Muhterem bey, her şey için sağ ol, var ol. Uzun yoldan geldik, yol yorgunuyuz. Artık bize müsaade. Hadi bakayım. Ama yarın sabah kahvaltıya bana geleceksiniz ha. Yok, muhtar hiç gerek yok. Vallahi zahmet etsin. Allah olmaz. Hep birlikte oturup bir güzel köy kahvaltısı yapacağız ha. O ne diyorlar ona hani? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Organik. Organik kahvaltı. İyi akşamlar. Hadi, hadi organik. İyi akşamlar. Hadi organ. Hadi organik. Hadi organ. Hadi organ. Ne oldu ki? Nenen depti inek. Ablamdan depti. Öyle mi? Bakıveren bir yol. Burası mı? Yok, orası değil. Neresi? Aha burası. Abo. Seni enek menek depmedi değil mi? Bak senin niyetin de başka ha. Ona gece gece bu kadar boyu niye süründün? Düğüne mi gideceksin gari? Ne kızıyorsun? Fena mı etmişim? Senin için sürdüm. Hem ne zaman çocuk edeceğiz biz? Vay ya bir tane gari. Ne oldu, çiftlik mi kuracaksın? Bir dene daha olsun koçum. Başka istemeyeceğim zaten. Vallahi istemeyeceğim. Ula ben haybiye mi gayret ediyorum gavurun dölü? Niye çalışıyoruz ki? Lan ne var senin? Ne oldu bunu böyle ölü gibi? Ne bileyim. Streslendir herhalde. Ne zamandır böyle? Hunu bak hunu. Kanı çekilmiş kuş gibi. Yok ben biliyorum. Bana afrodezyak lazım ha. O ne lan? Geçen gün TV'de duydum. Biri anlatıydı. Ben bu yeni gelen hocaya gidip soru vereceğim buna. Sor stresli kobram. Sor, sor. Geldim. Geldim efendim. Geldim. Nihayet. Hazır mıyız beyler? Hazırız hocam, hazırız. Öncelikle ve özellikle şunu belirtmem gerekir ki efendim. Kazı işi efendim ameliyat gibidir. Yani neşleri toprağa vurduğunuz anda yüzeysel verileri iyi analiz etmek lazım efendim. Allah. Hocam size çok yüzeysel bir insan olduğunuzu söyleyen oldu mu? Çok teşekkür ederim. Efendim hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek, görüp de bulamamak var. Allah'a ısmarladık canım. Vallahi sizi çok eğleneceğim. Ya hoca bir git Allah'ını seversen ya. Nereye hakkınızı helal edin? Nereye gidiyoruz ya? Hepimiz buradayız kardeşim. Efendim biraz duygusallaştım da o yüzden. Ya hoca duygusallığa vakit yok. Ne yapacaksan yap da bir an önce kazıya başlayalım. Tamam efendim. Efendim lütfen biraz sessiz olursak iyi olacak. Buldum tamam tamam.
defa böyle define arandığını görüyorum ha. Ya nasıl olacaktı lan dallama? Abi böyle kafa tasları, simgeler, imgeler falan bekliyor insan ya. Yavrum burada Indiana Jones mu çekiyoruz? Hayatın gerçeğine gelmen lazım. Bak hayatın gerçeği burada, adam ne güzel transa giriyor. Şşş tamam, sessiz olun şaşkalozlar. Baksana hoca gittikçe yamulmaya başladı. Abi kaçalım ya. Duyduğum en mantıklı fikir buydu. Lan oğlum burada bok yoluna gideceğiz ha. Ne oldu lan? Abi hoca hakkın rahmetine kavuştu herhalde. Hoca? Hoca? Hoca ne oluyor? Allah Allah. Hoca? 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 Hoca! Allah Allah! Hoca! Hoca! Hoca git buradan! İşte burası! Buldum burası! Altıma sıçacaktım ha! Ya hocam sen manyak mısın? Delirtecektin, korkudan gebertecektin bizi! Hoca senin bize garezin mi var ha? Ha? Aklımızı aldın şerefsizim. İşte buldum burası. Altınların yeri burası. Duydunuz mu lan? Adam altınların yerini bulduğunu söylüyor. Alo! Nerede dedin sen? İşte burası kazın. Allah Allah. Emin misin hoca efendi? Yalnız boşuna kazmayalım hocam. Ulan kazma. Bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Bak... Koordinatlar aha burayı gösteriyor bak. Seni ben bu koordinatlarla boğarsam gösteririm sana gene. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Tabii burası olacak. Gerizekalı. Burası tam ortası. Beyefendi. Ne istiyorsun benden be? Ne istiyorsun benden? Ne daha ne söyleyeyim sana? Altınlar kaç kilo altın olduğunu söyleyeyim sana bu kadar. Ne diyorum ben sahtekar. Söyle tabi hocam ya. Söyle kaç kilo altın var. Söyle motive et bizi ya. Hadi lan sen. Ya bir dakika durun. Bir sakin olun kardeşim. Karı gibi bur. Ben ikna oldum kardeşim. Hadi başlıyoruz. Açıl. Alıcı sen de açıl. Oğlum açılsana vuracağım kafana kazmayı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Belim tutuldu abi. Al kazmayı. Belim mi tutuldu? Evet abi. Yok ya. Hadi lan. İşten savsaklamak için böyle yapıyorsun. Bana bakın lan. Herkes bu kazıya katılacak, herkes bu kazıyı yapacak. Kaytarım olursa yemin ederim döverim ha. Anlaşıldı mı? Yalnız abi kalbimi kırıyorsun ha. Buraya gelmeden SSK'ya gittim doktor. Tamam lan kes. Benim de bel fıtığı var dedi çocuğun olmasın. Sus lan. Ne yaptığını biliyoruz Selim. O zaman sen de kum taşırsın azar azar. O uyar bana. Bak. Hadi. Ender, Kenan. Siz kürekleri alın. Ver oğlum bana kazmayı. Hadi sen onu ver. Hadi. Hadi. Başlıyoruz. Hadi bismillah. Ne oluyor lan? Geldiler abi. Oyun oynuyorlar bizle. Hadi be. Ne oyunu hoca? En nihayetinde küçük bir sarsıntı. Sen öyle zannet imansız. Ne bu peki? Kötü ruhların kötü enerjileri bir şekilde açığa çıktı. Hadi be. Dikkat et de o kötü enerjiyi sana vermesinler. Bana bir şey olmaz oğlum. Benim üzerimde koruyucu kalkan var. Kalkan mı var? Hocam neticede hepimizde birer kalkan var. Bak bende de var bak. Ben uykuda icablarına bakarım. Siz gönül rahatlığıyla çalışın. Karabasanları basmadan bir an önce gidelim buradan. Al canım şunu. İyi geceler. Karabasanları bilmem ama ben sana bir basacağım hoca. Dur bakalım sen. Pardon Cemil. Yok bir şey hoca yok. Yat sen. Sana da iyi geceler Cemil. Estağfurullah. Gülme lan menecit, çakacağım ağzına bir tane ha. Hadi lan gevşemeyin. Yapacak bir sürü işimiz var daha. Ramo. Kovaları getir bari. Tarhana. Kalk. Ender, Kenan. Hadi kalkın çocuklar, sabah oldu. Ender. Kenan, kalk oğlum, kalk.
Hoca sen de kalk. Kalk. Sabah oldu, kalkın. Gidin. Ya Ramazan kalksana aslanım. Kalk diyorum ya. Kalk. Abi. Abi insan uyuyor burada be. Tabakhaneye bok mu götürüyorsun Allah'ım? Evet abi ya, çok erken daha, saat biraz daha uyuyalım ya. Oğlum kahvaltıya gideceğiz, kalkın. Kahvaltı mı? Hani nerede? Muhtara söz verdik ya. Şimdi gitmemek olmaz. Ayıp olur. Ha hoca. Bak. Sen bu imamlığa devam ediyorsun. Tamam mı? Hiçbir şey çaktırmak yok. Köylülerin ne kadar meraklı olduğunu gördüm. Zaten bir yandan köylüler, bir yandan cinler. Doğru dürüst hiçbir şey kazamadık. Yapacak bir sürü işimiz var. Bari bu teferruatları halledelim. Hadi kalkın. Bir an önce üstünüzü giyin. Ben akşam şöyle genel bir temizlik yaptım. Bundan sonra kazıya devam edebilirsiniz. Allah Allah. Hoca hiçbirimiz görmedik. Sen ne ara dere yaptın bunları ya. Allah razı olsun. Sağ ol yani. Münafıklık etme. Münafıklık etme. Ben manevi temizlikten bahsediyorum. Üç harflerden bahsediyorum. Hay senin maneviyatına. Hadi bir an önce giyinin. Ya Ramo kalk. Kalk hadi kalk. Bir sürü işimiz var. Sabah oldu. Kalk. Vay vicdanın rastlığını. Senin yüzünden abdest tabi olmuştur vallahi. Koskoca yatak dibinde. Tövbe estağfurullah. Oldu olacak. Kahveye kadar da gelivereydin gari. Seni de ne istek yaranamıyoruz. Stresin azalsın diye ediyorum. Streslik ol buram benim. İyi ediyorsun da. Hadi sen gir içeri gari, kimse görüvermesin seni. Tübe. Ey cihazı bu gari ya. Ya yarın bir gün beni boynuzu verir bu. Ola. Ne ettin sen? Ne oluyor sana? Başletimiz bağlandı ya. Geldiler. Bak geldiler bile. Selamun aleyküm Muhterem Bey. Merhaba amca. Hayırlı sabahlar. Geç otur. Bravo dur. Geç. Sen orada hadi başla, burada hazır, tam vaktinde geldiniz ha. Hadi buyurun oturun. Vallahi dediğin kadar varmış be muhterem ya. Gerçekten sofra çok güzel görünüyor. Oğlum ya baş. Küs. Çatal denilen bir şey var mı? Duramaz. Ooo muhtar. Muhtar. Yahu sende teknolojinin tüm nimetleri dibine kadar varmış ya. Muhtar olmak kolay mı tabii? Bu uydu sayesinde çok rahat ettik canım. Dünyanın bütün kanallarını izliyoruz. Bütün dünya kanallarını. peki bir şeyler anlıyor musun muhtar emmi? Ya bakıyoruz işte, anlamaya çalışıyoruz. Hadi oda. Ben senin neye baktığını bilmiyorum mu? Çocuklar bu kanallar da cıbıl cıbıl kanallar çıkıyor. Ahan da kuş gibi sabaha kadar bekliyor. Muhtar ne yaptın? Libidolarının esiri mi oldun? Hormonlarına yenik mi düştün muhtar? Yok canım, olur mu öyle şey? Biz unumuzu elemişiz, eleyi duvara asmışız gitmiş. Hem ben bu kendi karım varken başkasına bakar mıyım hiç ya? Bakmayacaksın tabii. O kadar boyayı ben de süysem kız gibi olurum kız. Olursun tabii canım, niye olmayasın ha? Çok olay geldi. Hadi kabukları koy bakayım tanene kızım. Tek çocuk mu muhtar? Yok, 5 tane çocuk var. Ama Allah'a şükür hepsine verdik. Mişuncağızım kaldı. Bunu da everdim mi gözüm açık gitmez gari. Peynir de çok güzelmiş ha. Ne sütünden acaba? Senin sütünden yapmışlar. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Okuyor musunuz? Beni mi dedin? Evet. Okuyor musunuz? İlkokul okudum ben. Bizim buralarda böyle oluyor. Kız çocuklarını okutmuyorlar. Okutmak istiyoruz ama köy yerinde zor oluyor tabii. İnşallah torunları okutacağız artık. İnşallah. Cahil kafa oğlum. Bizi okutmadılar. Biz de böyle gördük, okutmadık. Ama torunlarımı okutacağım. Onlar okusunlar, adam olsunlar. Ya bakın ne diyeceğim. Biz bugün darlaya gidiyoruz. Siz de gelseniz de piknik yaparız. Yok. Muhtar yok. Olur tabii, geliriz. Yani olabilir diye. Ya bakın hiç zahmet etmeyin gerçekten. Siz misafirsiniz oğlum. Ya mangal filan da yakarız. O zaman kesin geliyoruz. Hemen yemeği yiyiverem. Hazırlığı yapıverem. Emine kız. İndiden hazırlığı yapıver. Emine kız. Kime diyorum ben? Hana. Ne Hana? Kız kalkıp hazırlığı yapsana. Ne hazırlayacağımışım ona? Kız tarlaya gideceğiz ya. Doğru diyorsun ona.
Ben de eve gideyim, gitarımı alayım, bir şeyler çalar eğleniriz. Aa, Muhtar! Gelin git, elektrikler mi kesildi, ne oldu? Zekalı herif. Selamun aleyküm halen. Aleyküm esselam hocam, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Bir şey içer misiniz hocam? Vallahi şöyle bir tavşan kanı çay içerim. Biraz bekleyivereceksin gari. Yeni demledim, 10 dakika sonra hazır. Olsun, bekleriz. Hoca efendi. Buyur canım. Dün geceden beri düşündüm, taşındım. Uykularımı bile kaçırdım. Yastı namazını eksik kıldırdın bize. Yok canım, olur böyle şey eksik kıldırdı diye. Aldırmayı ver gari, bunaktır. Bence de 4 dakika eksik kıldırdım. Ne diyor bu ya? Ha? Hocam, o pek bunak değildir ama. Durmuş, seni çok sıkkın gördüm. Bir derdin var senin. Anlatsana bana. Dert tasa işte, ne olsun gari? Söyle bakayım derdini. Belki çözerim, ha? Anlat. Esat'tan çözer mi hocam? Hele bir anlat derdini. Belki çözerim, ne diyorsun? Aramızda kalacak değil mi? Aramızda. Benim kuş pek ötmüyor. Bu arada karı da çocuk çocuk diye tutturuverdi. Sıfır aktivite diyorsun yani. Yok, bak o kadar da değil. Ayda yılda bir kanatlanıyor, uçuyor ama o da çok uzun sürmüyor. Sen hiç merak etme, derdini çözeriz. Senin kuşu bir öttürürüm, bülbül gibi şakır Allah canım ağzım. Ey Feriguleze, hafif eğik. Yok, o kadar da değil. Arada bir sussun gari de karıyla papaz olmayan ha? Şu ilacı al. Allah razı olsun hocam. 50 TL. Anlamadım gari. 50 TL diyorum, para para. Para. Arkadaşlar, siz çaya biraz bu kanı dolu verin gari. Ben bir eve gidip geleceğim. 2 dakika alır. Da aynı, hiç fark etmiyor yani. Ha, desene gari karı, her yerde aynı karı. Gel şöyle, gel. Gel, otur şöyle. Hadi Gürbüz. Hop, hazır. Bakın buraya. Hayırdır Muhtar amca? Çoluk çocuğu almışsın, nereye gidiyorsun böyle? Kim çocuk lan? Baba, kimi koyuyorsun sen? Hayrola birader? Ben seni buralarda dolaşmayacağım demedim mi? Ne var ya? Devletin yolunda da mı yürümeyeceğiz? Ne biçim devlet adamısın sen? Ayıp oluyor Muhtar emmi. Bas git el işine, bas git. Kardeş, hadi var git işine be. Hı? Gidiyorum, gidiyorum da sonra görüşeceğiz gari. Eceli gelin, köpek cami duvarına içermiş. Bak, ben buna çok kötü dalacağım abi, uyandırıyorum. Bu yavşağa harbiden çok kötü kıl oluyorum. Tipe bak lan herifin. Sanki kendi Sümer Özgü zannediyor ha. Ramocuğum, bizim işimiz değil bu. Bizim yapacak daha başka işlerimiz var. Rica edeceğim, şuna bir Jean Claude Van Damme tekneyle saldırayım Allah'ım. Ramo, Ramo oğlum, pikniğe gidiyoruz. Hem bizim işimiz değil bunlar. Bizim başka yapacak işlerimiz var. Çalıştırabilirim bir önce. Ne diyorsun lan geldi burada? Heh. Al bakayım bunu. 2 saat falan eve gelmek yok oldu. Hadi şimdi dondurma mondurma yersin. Süper. Ne işin var lan bu saatte? İşin yok mu senin? İşim var ama sen geç bakayım yatak odasına. Ne? Kahve mi yedin senden? Gündüz gündüz ne edeceğimişiz yatakta? Ne edeceğiz? Çocuk edeceğiz. Bir de ne dedi?
iki tane değil, üç tane çocuk edeceğiz. Ne acilisi var? Aşığım Bey'i yemedin mi? Ne oldu sen böyle? La üzümünün yapağını sorma, geç içeri. Oh be muhtar, hay aklında bin yaşa be. Allah senden razı olsun. Şuraya bak ya, ağaçlar, kuşlar. Mis gibi hava. Vallahi biz şehirde yaşamıyormuşuz muhtar ya. Buralar böyle işte. Ne yapıyorsun lan yalama? Çeksene elini. Bak soğudum çocuk ben senden. Oğlum ne alıyorsun lan? Bırak pitsin öyle yersin gerizekalı. Ben çiçeği de seviyorum abi ya. Abi arayalım Discovery Channel'ı. Gelsinler çeksinler bu mahlukatı. İbret alem diye göstersinler ha. Hadi çal gitarını enter. Hadi dur. Abi, hı, bunun yanında pişmiş domates de olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Ah canım, ben sana şimdi tuzlayarak vereceğim, tamam? Sen onu yiyeceksin. Kız Emine, hı, kuş tağlıdan koparıverdi gel. Olu ana, hemen çocuk koparıveren de gelen. Ben de yardım edeyim isterseniz. Et tabi oğlum, et tabi. Koparıveren de gelen diyor, veren gelen. Hadi git bakalım, koparıveren de gel. Yavaş. Öyle değil. Yavaş yavaş koparacağım. Önce böyle tutacağım bunu. Bir kuşu sever gibi. Sapından kaldırıvereceğim domatesler görem diye. En son ergin olanlar koparıvereceğim. Ne? Çok güzelsin. Yani seni dinliyorum. Anladın mı iyice? Yap bakayım. Ne bakıyorsun öyle? Kaç ayda yetişiyor bunlar? Bunlar bu hale gelinceye kadar ya 5 ay geçiyor ya geçmiyor. Önce tohum halinde dikiliyor. Sonra buraya taşınıyor. Fidan oluyor, sulanıyor, çapalanıyor. Bir de böceklere karşı ilaçlanıyor tabii. Meşakkatli iş desene. Meşakkat olmayan bir iş deyiversen ya sen bana. Haklısın. Ya üretmek, kendi ürettiklerinle beslenmek çok güzel bir şey ya. Güzel olma mı hiç? Güzel ya. Arkadaşlarım mı? Hey ya. Niye? Arkadaşlar. Niye gülüyorlar? Boş ver onlar. Sen deyiver bakayım bana. İstanbul nasıl? Güzel mi? Ha İstanbul. İstanbul büyülü bir şehir Emine. Ana. Büyü mü yapmışlar? Yok canım öyle değil. Nasıl ya? Yani şehrin büyülü havasına kendini kaptırıyorsun. Sonra işte bu şehirde yaşanır diyorsun. Ne bilen canım ben? Öyle süslü kelimelerden anlamam ki. sonra? Sonra bir bakmışsın ki koca şehirde şu ankinden daha da yalnızsın. Bir gün gideriz istersen. İsterim ya. İstemez mi insan? Hem okursam İstanbul'a gitmeyi planlıyorsun zaten. Okumak mı? Bu yaşta. Olur mu hiç? Neden olmayacakmış? Evlendikten sonra kocam izin verirse okurun ellam. İzin veririm tabii canım. Yani kim olsa izin verir. Okumak güzel şey. Ben bunları yıkayıverem. Ben yardım edeyim. Yiyor mu lan çayı? Güzel. Hocam. Bir maruzatım olacak Kahri. Buyur. Verdiği ilaç hiçbir işe yaramadı. Ya kardeşim ne zaman içtin, ne zaman denedin ya? Hemen içtim, hemen denedim. Karı evde hazır mı bekliyordu, durmuyor. Tövbe tövbe. Ya hocam sana ne benim karıdan? Sen benim paramı geri ver. Ya durmuş dur hele ya dur. Bir tane içmekle hiçbir etkisi olmaz ya. Birkaç tane alacaksın. Bak bakalım o zaman nasıl oluyor. Nasıl oluyorum Garı? Aygır gibi oluyorum. Yavaş yavaş. Semire semire. Hocam. Bütün ilaçları ben alayım o zaman. Paraları koyayım. Hemen tedarik edip geliyor.
Bir 30-40 yıl olmuştur herhalde. Uşağı bilmezsiniz o zaman siz. Hiç bilmiyoruz ki. O bilmez. Küçüktü, hatırlamaz ama ben az biraz bir şeyler hatırlıyorum muhterem. Uşak olup da uşağı bilmemek olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Yarın sabah ilk işimiz uşağa gidiyoruz. Yok. Muhterem mi? Yok. Hiç gerek yok. Hem bizim yapacak bir sürü işimiz var muhtar. Ne işiniz o? Abicim bir gün geç kazarız ne olacak ki? Ne kazıyorsun? Hoca kazması muhtar. Hoca kazması. Koca. Kazma bizim hoca kaz bir şeydir zaten. Hoca illa İstanbul'a gideceğim diye tutturdu. Bir gün geç gidersiniz de ziyanı var. Yok, hiç gerek yok muhterem bey. Hem biz zaten şehirden bunaldık muhtar ya. Evet. Muhtar, biz gökdelenlerden, limuzinlerden bunaldık geldik buraya ya. Yani canım, ne işimiz var bizim Uşak'ta? Peki öyleyse, bir daha gelişinize gideriz. Ne? Bir daha mı? Bir daha mı geleceğiz Uşak'a? Yok, tamam. Şu garip değil mi? Garip! Ne istiyorsun lan? Gel otur gel. Şimdi ne çağırdın ona? Ya iki dakika gideriz, motive ederiz adamı. Bereket olsun. Sağ ol. Hadi buyur, gel bakalım otur. Afiyet olsun. Teyze tuzu versene. Ne istiyorsun öyle elinde sazla bu sıcakta? Dişliğe muhtar, şöyle bir çıktım. İki dıngırda dendi sazımı. Sazından sözünden olmaz oğlum. Evlen artık. Bak çoluğa çocuğa karış, olmaz böyle. Şu yarışmayı bir kazanam da, bakacağız. Hadi inşallah. Sen de bir şeyler çalıyorsun yavrum. Kendi çapımda takılıyorum öyle ya. İyi. Hadi bir türkü söyleyin de ikiniz beraber dinleyelim bakayım. Türkü mü? Türkü bilmiyor mu yoksa? Ya siz başlayın, ben uyarım sizi. Olur. Bahçenin harı mıyım, ben seni alır mıyım? Sen ettiğinde utan, ben yarsız kaldım. Sen ettiğinde utan, ben yarsız kaldım. Bahçede erik mamur, dibinde koruk mamur. Ben yarimi kaybettim, arasam ayıp olur. Ben yarimi kaybettim, arasam ayıp olur. Arkadaşlar, bugün izleyeceğiniz film Alman sinema endüstrisinin en önemli filmlerinden biriydi. Adı da Scheiße. Filmi başlat da biraz feyz alak, Dumuş. Hele patlama başlatacağım gari. Önce bir anlatam. Arkadaşlar, bakın bu filmde yapılan her şeyi profesyoneller yapmaktadır. Sakın ola ki evde bu hareketleri dinemeye, minemeye kalkmayın. Rıfat'ın halini görün yani. Siz garibi... Sen sus garibi. Anlatıyorum. Öyle evde dolabın üstüne falan çıkıp da böyle atlamak yok. En iyi bildiğiniz pozisyon bizim yapabildiğimiz pozisyondu. Değil mi gari? Şimdi filmi başlatıyorum. Vay be. Tay gibi karı. Bacakları çarpık. Hadi sen ne anlarsın? Gözün kör senin. Karıdan ne anlarsınız? Ya gideş bir susun ya. Hiçbir saate saygınız yok sizin. Abi. Cemaat kolay gelsin. Kolaysa başından gelsin hocam. Tamam oğlum koy alacağım, elim ağrıyor. Ya hocam sen bu cinlerle herhangi bir temasa geçtin mi? Çünkü biz toprağa kazıyoruz hiçbir şey çıkmadı ya. Telaş etmeyin, çıkar. Sana bir şey diyeyim mi hocam? Bence senin cinler seninle mahitap geçiyor ha. Çarpılacaksın sandık.
Aa! Gözlerime perdeydi, hiçbir şey göremiyorum ben ya. Dur ulan, tamam, bağırma bağırma gerizekalı, bağırma. Elektrikler gitti aptal. Sen öyle zannet Cemil. Ya hocam al işte geldi. Allah, ne oluyor lan? Kardeşim Ender, Allah'ım ne oluyor ya? Allah'ım ne oluyor, sen beni yardım et Allah'ım. Allah kardeşim. Ramon ne oluyor lan? Siktir. Ben size söylemiştim bak, çarpıldı işte. Allah'ım kardeşim beni sen de Allah'ım. Ya tamam Kenan, sus oğlum, sus çocuğum. Allah'ım. Kenan sus. Tamam, olayı dramatize etme. Hoca, cin çarpması böyle bir şey mi oluyor ha? Allah'tan yavaş çarptı. Hızlı çarpsaydı her tarafı tutulurdu bu şişko dazlak salağın. Peki nasıl çözülecek bu hoca? Yani bir saniye, bende bir teknik var, ben onu uygulayayım. Buyurun görelim. Göstereyim alıcı. Ramo? Abicim rahat ol. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili abim ve saygıdeğer alıcı. Efendim, uzak doğu felsefesinde bugüne kadar uygulanmış 3 temel iyileştirme metodu vardır. Ben bugün bunlardan 3'ünden birini uygulayacağım. Yani Tai Chi Chuan, Kung Fu ve Jean-Claude Van Damme tekniğidir. Ben bugün size Jean-Claude Van Damme tekniğini uyguluyorum. Bakın gördünüz mü? Kardeşim nasıl da kendine geldi. Şekil Neredeyim ben? İşte bakın hatırlamıyor. Geçici hafıza kaybına uğramışlar. Hoca ben seni bir kaybedeceğim, göreceksin şimdi ha. Bir sus Allah'ını seversen. Ramo ne yapıyorsun çocuğa? Çocuğa yazık. Aman ya. Ender'cim ne yapıyorsun sen? Şaka olsun diye yaptım abi. Bak şaka olsun diye yapacağım. Bu şakasına bak, seni bu sakalına yemin ederim tavana asarım. 3 gün sallandırırım. Şakanın sırası mı oğlum? Ha? Götümüz düşüyor lan burada, buraya kazalım diye. Şaka mı yok? Bundan sonra hiçbir şey yapmayacaksın. Abi, dalga geçmek abi, yok. Kazı yapmıyoruz. Kazı. Duydun mu? Rica ediyorum. Libidolarına yazık. Hormonuna kurban olurum senin ya. Üreme organın zarar görecek. Lütfen. Her şeyle uğraştığımız yetmiyormuş gibi bir de bununla uğraşıyoruz ya. İçim yandı. Karnım kazındı. Git bakkaldan bir şey al gel hadi. Gitmem kardeşim ya. Tek başıma gitmem abi, köpek var ya. Allah Allah. Oğlum sen zaten pitbull gibi bir şeysin. Hmm. Onlar normal köpek. Korkacaksa ondan korksun. Ulan şu kalıbına bak. İnsan senin gibi bir herif köpekten korkar mı? Ama abi ben hayvanları severim ama oyalanırım diye çok fazla. Ender. Var. Ender. Hadi git bakkala getir. Getir öyle. Tamam. Bakkala getir. Kırmış. Belin sakat. Niye böyle hareketler yapıyorsun sen? Gel şöyle gel. Otur şöyle gel. Otur. Ramo! Abi ne bağırıp duruyorsun? Nubuk ayakkabı, sonra çıkmıyor lekesi ya. Senin nubuğuna başlatacak şişti. Ya titriyor. Ramo. Ya tamam, yok bir şey. Kendime geldim. Al. Tamam mı? Al. Size değil kabahat. Rahmetli de. Benim başıma sardı. Cemil Bey. Ondan sonra da gel. Sizinle ben. Sıkı kaçam. Sen de çıktı git ha. Hocamı senden almayayım. Motherfucker. Lan Necati, üstüme patlama gari çek. Merhaba. Aleyküm selam. Ben 2 şişe meyve suyu alabilir miyim? Soğuk mu olsun? Ha, koy sen onları poşete. Bana da bir çay ver abi. Ben de biraz soluklanayım ya. Fuck. Ben bunu hatırlıyor gibiyim ya. Biraz sonra olaya bir zincir dahil olacak değil mi? Ha. Double penetration diyorsun yani. Yavol. Abi ne yapıyorsun? Nubuk diyorum. Çıkmıyor sonra bunun lekesi ya. Ne diyorsun oğlum ya? Çek. Ne çek şunu? Çek ya. Benim ağrıyor diyorum. Müslüman değil misin? Ver. Ulan Ramo sen var ya. Yok musun lan? Hayır hep bir şey. Ulan tozun toprağın içinde ağzım dilim kurudu be oğlum be ya. Su vereyim mi abi? İçim dışım su oldu oğlum zaten.
Bu gerizekalıya da iyi ki bir meyve suyu al gel dedik. Dalından koparacak sanki. Abi gelir şimdi, merak etme. O gece hayatına takılmıştır köyüne. Ulan hangi gece hayatı gerizekalı? Hangi... Ulan köyde Reyna vardı, oraya gitmiş. Tövbe abi, sarımsak tipe bak ya. Kenan. Efendim abi. Sen git bir bak şuna nerede kaldı. Tamam. Hadi fırlat. Ramo. He? Kazmaya geç. Tamam, kes kes. Oğlum, sen ne gamsız adamsın ya. İnsan bir haber verir değil mi? Diğere bak ya. Anam! Ben de yeni gördüm abi şimdi. Oğlum, ha, Alman erotizmi lan. Bayılırım ya. Scheiße! Ramazan, hadi bir bak gel şunlara hadi. Ben niye bakıp geliyorum kardeşim? Kenan bakıp gelecek ya. Sen de Kenan'a bak gel o zaman. Yapma ya! Sen bana bakıp geleceksin mi? Allah belanı versin Ramazan. Tövbe de. Vermesin demiyorum, versin Ramazan. Duydun mu? Allah belanı versin Ramazan. Tövbeler misin? Tövbe! Hadi git bak ya şunlara. Tarhana. Tarhana çorbasını kessek mi acaba ya? Sabah akşam tarhana içmekten beyinleri düğümlendi bu gerizekalılar. Hey! Ne oluyor lan? Fikirtepe çocuğu oğlum ben. Kim lan o şerefsiz? Ne yapıyorsunuz lan abazalar? Hiç abi, film seyrediyoruz. Ne o? Azdınız mı lan? Yuh be abi, bir filmle azacaksak yani. Şu halinize bak oğlum. İkinizin de önü böyle kamp çadırına dönmüş lan. Ne şiş lan? Ne şiş lan? Tibet döküzü. Tükerim gözlerini. Çok oldu mu lan, başlayalım? Yok abi, yeni başladı daha ya. Vay be, ulan insan insana bunu yapar mı be? Bak bak. Yuh be kardeşim. Duvardan duvara. Ben... Hepinizin ağzına sıçayım. Hepinizin ağzına sıçayım. Hoca! 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 Gayipten sesler mi geliyor? Gayipten değil hoca, çukurdan. Kim var orada? Kim var orada? Haydar Dümen! Kim olacak hoca? Ben, Cemil, Cemil! Deli danalar gibi ne bağırıyorsun? Sen de niye öyle moron moron sorular soruyorsun hoca ya? Ne istiyorsun, söyle işte, geldik. Şu aşağılık herifleri bul gel hoca. Yemin ederim eğer ben bulursam eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Nerede kaldı bunlar? Git bul şunları. Ama. Ya ama bana deme hoca, git bul şunları ya. Hocam sen izlemiyor musun ya? Ben zinaya karşıyım. Hele hele göz zinasına külliyen karşıyım. Also ich denke meine Zähne gar nicht angucken. Ich muss so wissen, wie weit ich gehen muss, damit ich es bezahlen kann. Ben de size adım etmezsem var. Bana da Cemil demesinler.
Şu bir şey ver. Vuş! Vuş! Zaten sizlerin tepemde, bir de senden almayayım hıncımı. Bak oraya bizim. Vuş! Siz benim başıma bela mısınız lan? Bir dakika. Konuşma lan! Konuşma! Ne bir dakikası ha? Ha? Siz adam olmazsınız! Siz adam olmazsınız! Cemil Bey! Ya hoca! Hoca! Şu yaşından başına mı utan? Ya sen hiç utanmadın mı be? Vallahi ben izlemedim Cemil Bey. İndireceğim şimdi sopaya. İzlemedin de hiç mi duymadın? Neyi efendim? Ya şey diyor o be. Ya şöyle. Allah belanı versin Ramazan. Allah belanı versin. Bir dakika. Şimdi vallahi bir dakika. Çık aşağı. Adam olmazsınız siz adam. Hoca! Geldim, televizyonu kapattım efendim. Ne oldu lan, ne var? Kara kızım buzağı sır çalmışlar. Yo ya. Hadi lan gidelim o zaman. Ya abiciğim, nedir bizim bu köpeklerden çektiğimiz ya? Ya benim sizden çektiğim nedir lan? Ha? Ya benim sizden çektiğim nedir ha? Ayıp değil mi kardeşim size ha? Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Ulan bana hiç mi acımıyorsunuz siz ya? Ya hocam, şunu bir oku üfle, bu kendine gelsin. Kafayı yedi bu ha. Ben bir namaz kılayım da gel. Hoca sus! Cemil Bey, size şunu izah etmem. Hocam gelin. Şşş, bir dakika. Şşt! Aşağıda biri var. Gelin ben. Ne bağırıyorsun gari? Kara kızımın kızını çalmışlar. Kim çaldı ki gari? Kurt demiştir, kurt! Abo! Gül gibi uzayı kurtlar yedi. Daha dün akşam kendi ellerimle süt içindeydim. Tövbe tövbe. Ula ortalığı böyle velveliye vermeyin gari. Bir sakin olun. Ya bir yere saklanmıştır. Girmiştir çıkar. Hemen derste gördüydüm ben onları. Onlaymıştır. Emmi. Ya Alaaddin emmi. Bir şu halkı telaşa verme gari. Ne dediğini farkında mısın ya? Geç bakayım ananın yanına. Hadi. Buzağısı kaybolmuş. Ya Rabbim büyüksün. Define buzağı çıktı, görüyor musun ya? Ya hoca saçmalama Allah'ını seversen ya. Ne definesi ne buzağısı. Görmüyor musun hayvancağız çukura düşmüş. Nasıl girdi lan bu içeri? Bu iki sır kapıyı açık bıraktı tabi. Bu gariban da oradan aşağıya düştü. Biz niye bırakacakmışız abi? Kes! Kes! Kapat şu kapıyı. Bunu bir şekilde bizim buradan... Cemil arkadaş! Cemil arkadaş! Ay köylüler! Köylüler geldi abici. Köylüler geliyor. Çabuk çabuk çabuk! Buraya girmemeler lazım. Her şey çakılacak sonra. Ramo kontrol sende. Kontrol bende. Pitbull, Rainman içeri gir. Hoca köylüleri oyalar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çek. Gel buraya. Ulan işte. Kim o seslenen? Benim. Kaybıcı Durmuş, tanımadın mı gari? Buyur Durmuş emmi. Ne var adı? Bizi buzağı kaybedivermişiz. Gördünüz mü diye soru verecektim. Buzağı? Hayvan. Hayvan? İneğin yavrusu şöyle ki. Aman hoca be, bir dakika. Durmuş emmi, açıkçası ben buzağı falan görmedim. Sen gördün mü hoca efendi? Ben de görmedim. Biz buzağı falan görmedik. Arkadaşlar bunlar biraz tuhaf hayvanlardır gari. Birinin damına giymiştir diye düşünüyoruz. Belki sizin dama giymiştir. Bir bakıverem ben gari. Ya hadi gel. Hoca bir şey yap. Amin! Ya Rabbin alemin, şu mübarek gecede tellere saç, hastaya ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, fenere kupa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbin alemin, iş size iş, diş size diş, olmayana çocuk, üşüyene kocuk, kahvaltıya sucuk, çaya şeker, behlüle bihter, yemeğe tuz, kolaya buz, nazar değmiş ya hoca, evde kalmış ya, koca nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbin alemin, gece hiçbir halt yokken, durduk yere buzağısını kaybeden bu köylüye akıl fikri ihsan eyle.
Hadi! 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 Bir an önce şu buzayı ortaya çıkarttır ya Rabbim. Amin. Hocam geldi. Baba! Sesiniz duydu. Yusuf buza. Gel. 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 Gel buraya. Tarikiller oraya kaçıvermiş. Onlar da yardımcı oluverdiler. Aldık geldik. Ya zararsız çocuklar canım. Hepsi çok iyi. İyidir, iyidir. He? Çay içer misiniz? Hadi al bir çay da içer bakayım hadi. Ver bakalım. Vurmuş bana dal gel. Olur. Al bakayım şunu. Sen sabahleyin bir çiğ yumurta içseydin ya açık. Neden? Sesin daha gür çıkardı. Benim sesim gür. Eşek gibi anırırım evvelallah. Ya Agideş, bu yandaki köydekiler ne zaman giyebilecek buraya? Yani sabah gelirler herhalde. Bu da bir şarkı var ruhumun içinde. Tekrar tekrar yazmayı denediğim tek şey. Uyanığım ve sonsuz bir soğuğun içindeyim. Ama sen bana şarkı söylüyorsun. Tekrar ve bir daha. Akşam akşam da rahatsız etkisi galiba. Rica ederim görevimiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Otur bakayım. Yamuklar. Nerede bu Cetü sen? Ha, geliyorlar işte. Ne yaptın lan aşık böyle? Ne oldu böyle muhtar? Acı var mı acı? Lan aşık. İnan ki sende şeye sürülecek akıl yok ha. Ne edeceğiz biz şimdi? Ha? Genellerime rezil mi olacağız? Ulan olmuş galiba muhtar. Gelme garibin üstüne. Ne işleyeceğiz? Ha? Yarışmadan çekilsek olmaz. Vallahi katil olacağım bak vururum ha. Ya muhtar acaba şey mi etsek? Ne? Ya hani başka bir köyde aşık mı transfer etsek diyorum. Ne dedin sen ya? Ya hani kulüpler başka kulüplerden futbolcu transfer ediyor ya. Biz de başka bir köyden aşık mı transfer etsek diyorum. Konuşma öyle salak. Bu saatten sonra akşama kadar nerede bulacağız aşığı? Ula Hüseyin. Köyde bundan başka çalgı çalmayı bile yok ki. Ne dedin sen? Tabii ya. Ne oldu muhtar? Nasıl düşünemedim ben bunu? Ben mi? Başka çıkar yol yok. Sen yarışacaksın köyün adına. Ya muhtar. Ne yapıyorsun saygıdeğer muhtar? Şu geri zekalının tipine bir bakar mısın? Bunda hiç aşık tipi var mı? Allah'ını seversen ya. Va, ben biliyorum. Değil mi oğlan? Muhtar emmi bak. İyi dersin, hoş dersin de. Biz babamızı daha yeni gördük. Baba! Şimdi böyle düğün, yarışma falan bilmem ne. Yani el aleme karşı ters olmasın muhtar. Ya ya moral olur size. Değil mi ağlar? Olur. Muhtar emmi bak. İyi diyorsun, hoş diyorsun da. Aşık dediğin saz çalar değil mi? Bu soytarını ne çaldı belli değil ya. Elektro gitar çalıyorum abi. Ha saz ha elektro gitar. Aynı şey. Değil mi ağlar? Aynı şey. Tabii canım ikisi de vurmalı. Gel lan buraya. Sen. Gel. Rain Man gel buraya gel. Bak bu tahta. Bu Kenan. Yaylı diyeceksin yaylı. Ne diyorum lan ben yaylı maylı. Tamam sakin ol. Sayın hocam. Bir sakıncası var mı gari?
Efendim dini açıdan hiçbir sakıncası yok, caiz. Oh! Anam! Ne edecek bir şey yok delikanlı. Sen bize yardım edeceksin, değil mi ağlar? He. Şu Yılmaz densizine bizi mazara ettirme. He de gari bizim oğlan. He değil mi Sadıç'la? He. He de. He de be. He de. He de. Tamam, yarışacağım. Sevgili Işık Efendi'ne! Sevgili Can Yuvalı! Kırk birinci iki kere arası aşıklar yarışmasına hepimiz hoş geldiniz! Heyecanlı mısın? Yo, ilk kez insanların karşısına çıkmıyorum ki. Gaşiköy'ün aşığının ağzı çok iyi laf eden mi? Gaşılık verebilecek mi? Sen yanımda ol yeter. Olurun ya. Allah yüzünü kara çıkarmasın. Elinden alamaz kimse sazı. Gediğine oturtur lafı. Karşısında duramıyor kimse. İşte ustaların ustası. Elektro gitarının telleri sanki nakış dokuyor elleri. Ustaların ustası mı ne varmış? Söylediler bana, tuzu alınacakmış. Söz sırası şimdi aşıklarda. İtiraz ediyorum. Hakem bu ne rezillik. Allah'ın iplisini aşık diye karşımıza utanmadan çıkarmışlar. Bu ad üstünde aşıklar yarışması. Koytarlık yarışması değil. Lan bana bak, iletiyorum. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Öldürürüm lan ben seni. Fikirtepe çocuğuyuz oğlum ben. Oğlum ben. Lan yüzünü çarşafa deviririm. Ramo. Sakin ol oğlum. Hümanist olayım değil mi? Evet. İpliğe bak ya, laf sokuyor bir adam. Aşık dediğin bir asaret olur, bir saz olur. Söyle ne olur, haksız mıyım? Sanırım ağalar söylenecek bir laf kalmadı artık. Söz sırası aşıklarda. Nalak besi var mı senin gibisi? Cavur müziği mi yapıyorsun sen? Allah'ın sakallı geçirsi, Allah'ın sakallı geçirsi. Allah'ın sakallı geçirsi, Allah'ın sakallı geçirsi. Uzun sakal kel bir dişi, becermezsin sen bu işi. Ulan kedi miymiş bu, satanik mi sen? Satanik mi sen, sen satanik mi sen? Satanik mi sen, sen satanik mi sen? Yoktur sana kem sözüm. Hep bir aşık bizim
aferin lan koca göklü, güzel şeyler söyledin. Sen bu dehşet laflara hangi alandan öğrendin? Sen nereden öğrendin? Hangi alandan öğrendin? Madem sordun, söyleyeyim. Senin gibi ustalardan öğrendim. Bravo be! Bravo lan aslanım! Abi bu olan neymiş? 10 numara olan. Yarışmanın galibini açıklıyoruz. Işık Asat'tan Ender Karışoz. Sen özünü öğrenmişsin ya. Geri kalanını kola gari. Eyvallah usta. Kudur be! Kudur be! O zaman hadi bakalım Işık Hasan'la Çam Yuvalı. Hepinizi uşağımızın güzel bir türküsüyle meydana davet ediyorum. Azgın camışım. Ula kız. Kız sen heyecan delirteceksin mi beni? Ne o? Gözün bilen dövmüş senin. Arpan bol gel diyor. Arpı diye. Hap roketi ateşliyiverdi, civil gibi oldum ama. Haberi yüne kalktı. Ne öyle? Naz mı yapıyorsun şimdi? Sen değil miydin çocuk çocuk diyen? Gel bakayım şöyle. Baba! Baba! İtehan. Çoma hazırla gari. Daha biriyle baş edemiyoruz arkadaş. Baba! Ne var ne böğürüyorsun? Para ver. Ne parası gece gece? Bakkalda torpili patlayacağız. Yok para mara. Burada bir anaya patlatacağım torpili. Zamanlama nasıl çıkacağım senin? Hadi siktir git. Ne diyor? Torpil alacaymış. Ne içeceğimiş torpille? Abuk sabuk sorular soruyorsun sen de gari bana. Nedir torpili patlatacaymış? E deseydin ya. Ben torpili ananla patlatacağım dedim ona. Batlat gari durmuşum batlat. Daha yatmadın mı sen kınalı kuzum? Yok ana yatmadım. Ne düşünüp duruyorsun öyle kurbanlık koyunlar gibi? Ne düşüneceğim ben? Öyle dalıvermişim işte. Hadi oradan. Öyle dalılıp gidilir miymiş hiç? Bence zamanında genç kız oldum. Beni be. Yoksa düşündüğüm şey mi kal? Hey ya ana. Düşündüğün şey. Ah be kızım. Şeyle olan olur mu hiç? Neden olmayacakmış? Neden olmayacakmış? Hey ya. Ah, doğru diyorsun da. Neyse. Zamana bırakacaksın her şeyi. Su aka aka da yolunu bulur derler. Hadi yat bakayım. Ne
Seher vakti keklik çıkar kabana. Seher vakti keklik çıkar kabana. Sallanır püskül değer tabana. Korkarım sevdiğim vara yabana. Korkarım sevdiğim vara yabana. İşte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu eşek gibi sırıtıp duruyor. Ha, sırıtacağım tabii. 40 yılda bir yarışmayı kazandık. Kolay mı? Ama oğlan da çok iyi çaldı söyledi ha. Helal olsun. Kızın da oğlana aşık olmuş. Haberin ola. Ha, ne iyi. Evlendiririz olur biter. O kadar kolaydı değil mi? Kolay tabii. Ben bir saatte seni kaçırıverdim. Bir saatte kaybediverdim. Hadi oradan. Bunlar şehirli çocukla. Yaramaz oğlu. Bu saatten sonra kızın başını yakmayayım de. Beni bak. Hem bak hem çocuk isteyecek mi kızı? Senin hiçbir şeyden haberin yok gari. Geldiğinden beri gözlerini kızın üstünden ayıramıyor. Görmüyor musun? Kocaman kız oldu. Yaşı da geçiyor. Ne bileyim ben. Evlat işte bey. Bulabiliyor muyum onu içimde? Bilmemem gerekenle ilgilenme için. Yaşam biçimim, ölüm biçimim belirle. Yükselen bir gel git öbür tarafa çeker. Sen armaya devam et. Devam et armaya. Bu arayış süre gider. Of deme. Af de af. Günaha girersin yoksa. Ya onu bunu bırak da hocam. Şimdi bak. Şurayı kazdık diyelim. İndik o gözünü sevdiğim altınlarını da bulduk. Ya altınları bulunca ne yapacağız? Onu konuşalım be abi. Bu klasik soruyu kim soracak diye merak ediyordum. Bravo. Lan Pitbull. Sen çok bilmişlik yapma. Ya hayal kuralım diyoruz. Hayal kuralım lan.
Ben düşündüm vallahi abi. Taksim'de bir restoran açacağım. Birinci sınıf bir yer. Sosyeteye hizmet edeceğim. Şöyle kocaman, kocaman bir tabelası olacak Kenan'ın yeri diye. Hem belki o zaman benim de saygınlığım artar be abi. Ben de belki boğaza nazır bir ev alırım. Yok be. Niye boğaza nazır olsun ki ya? Ev olsun, küçücük olsun ama sıcacık olsun. Belki o zaman eşimle de barışırım. Çocuğu da yanıma alırım. İyi olur be. Yani sonra ne bileyim, siz de olursunuz. Hep beraber yaşar gideriz işte. Konuş bakayım Pitbull. Albüm çıkmış, konserler, festivaller, TV programları. Bir bakmışsın ki Eurovision'dayım. Abicim bak, asılı beni iyi dinleyin. Bak, nah şuraya yazıyorum. Bundan sonra haram, kumar, kumpas, işte dolandırıcılık, ondan sonra mafyas, haram, maram, bu tür şeylerin alayını bırakıyorum. Bizatihi daha helal dolu bir hayata doğru yelken açıyorum. Aferin, aferin. Ya abi iyi ki gelmişiz buraya ya. Aslanım. Ben kardeş kardeşe böyle bir şey yaşadığımızı hiç hatırlamıyorum. Keşke babam da olsaydı burada da bunları görseydi. Çocuklar. Sizden beni affetmenizi istiyorum. Hayda. Dur bir dinle. Ben size doğru dürüst abilik yapamadım. Hoş gerçi ben kendi karıma doğru dürüst kocalık. Kendi kızıma da babalık yapamadım ya. O yüzden affedin beni be çocuklar. Yapma abi. Sen olmasan biz burada yeniden böyle nasıl toplanıp kenetlenecektik birbirimize? Sen bizim abimizsin, babamızsın, atamızsın ya. Senin gibi bir abim olduğu için gurur duyuyorum be abi. Sen bizim babamızsın be Cemil abi. Ulan bunu sağlamak için illa bu definenin peşine mi düşmek lazımdı ya? Hayatta hiçbir şey kaybedilmiş değildir Cemil. İnanacaksın. Sonra biraz çalışırsan da iyi olur. Sorun, problem kalmaz. Bütün sorunlar çözülür. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Sorun biziz. Kendimiziz. Anlamadınız değil mi? Biraz empati kurarsanız ne söylediğimi anlarsınız. Ben senin ne olduğunu anladım. Sen hadi yukarı çık yat, var. Sabah erken kalkacağız hadi. Vallahi doğru söylüyorsun, yoruldum. Ben yatacağım biraz. Hadi size iyi geceler, iyi çalışmalar. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da iyi geceler hoca. Nasıl ödümüzü patlatmıştı o zaman? Sen onu oraya bağladın. Herhalde yani. Hadi bakalım. Bu kadar gevezelik yeter. Biraz çalışalım. Hop. Kolay gelsin abime. Anlatan abi. Empati ne demek? Empati ne demek? Şimdi kendini bir sığırın yerine koy. Koydum. Sığır oldun mu? Oldum. Ha, empati o demek. He, anladım. Hadi bakalım, kalkalım yavaştan da. Yapalım, hadi bakalım. Dur! Ne? Kimse kıpırdamasın. Kazma bir şeye takıldı. Ne gibi abi? Lan sığır, biz ne arıyoruz? Hazine! 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 Sus şunu! Lan gerisi sanma Fırkat. Bütün köylü başımıza mı toplayacaksın? Aptal herif. Daha bir şey belli oldu diyor. Sandık! Ender, git hocayı uyandır. Abi, tut beni, tut. Dur. Halat. Dur beni. Ay, Allah, ne var? Gözünü seveyim, aç boşunu. Bak, başınıza felaket falan gelir dedi. Ya Allah'ını seversen hala inanıyor musun Ramo bunlara sen? Abim, belki doğru söylemiştir. Kurban olayım, şunu açmayalım. Ya, iyi o zaman neredeyse gelsin bu herif hemen. Ya ya. Ellemeyin bana, ellemeyin başına, ah. Ellemeyin, sakın ellemeyin. Ha, bağır hoca, bağır da bütün köyü topla. İşte burada sandık, bir yere gittiği yok. Anasını satayım, gerçekten varmış ya. Dur,
Yavaş yavaş. Bu ne lan böyle? Korkmayın. Ya bu definenin bekçisiymiş. Rahmetlik olmuş ya. Bir şey olmaz hadi ya. Hadi. Hoca manyak mısın? Ne bekçisi ne definenin bekçisi. Tamam. Dur. Eğer bunun içinden altın çıkarsa hayatımız kurtuldu çocuklar. Ne oldu ya? Gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Hadi ya. Bir, iki, üç. Hadi. Biraz geldi tamam. Dur. Kasası. Nereden açılıyor bu? Burada. Bak açıl. Açsana. Çocuklar zengin oldu! Abi, üstündeki ne celan bunun? İngilizce mi, Arapça mı? Ne bileyim işte, bir şeyler yazıyor ama herhalde bir şeyler ediyordur ha Rambo. Sandıktan çıktı. Al bakayım şunu Kenan. Hadi. Çek. Bir, iki, üç. Hadi. Evet. Ya arkadaş sen manyak mısın, psikopat mısın? Bu evde belli ki bir lanet var. Biz bu eve bir daha girersek alayımız pert. Ben hayatta girmem. Ben de girmem abi. Ben asla girmem abi. Hadi yürüyün gidelim. Ah be. Abi ne yaptın şimdi? Bir yere saracağız tamam. Ben de tanıdım. Ne abi varlık duruyorsun? Ben insanlığımı